Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Yine siyaset konuşacağız. Tabii ekonomiyle birlikte. Çünkü artık vatandaş son haddine geldi. Dayanacak gücü kalmadı. Son günlerde doğalgaz faturası çokça konuşuluyor. Bütün bunlar Türkiye'de siyaseti etkileyecek mi bu sefer diye soracağız. Konuğumuz Sayın Haluk Pekşen, CHP Parti Meclis Üyesi. Sayın Pekşen hoş Hoş geldiniz. bulduk. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Sayın Pekşen, şimdi doğalgaz faturası dedim ama faturalar ikiye katlanarak gelmeye devam ediyor. Hafta sonu işte milletin sosyal medyada doğalgaz faturalarını ibra ettiğini gördük. İki katına çıkmış. Yani artık vatandaş alabileceği gıdayı en asgari düzeyde alıyor. Isınabileceği işte ilkel battaniyeyle vesaireyle ısınmaya çalışıyor. Bu koşullarda bu iktidar daha devam edebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Valla doğrusu biz de ne düşüneceğimizi bilmiyoruz artık. Yani Neden? ben bile bilmiyorum artık. Nedeni şu, Nihal Hanım, işte uzun yıllardır sizin de Evet. yayınlara geliyoruz. Siz bize soruyorsunuz, biz de Evet. aklımızın el verdiği ölçüde, bilgilerimizin yettiği ölçüde öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Halkı uyarmaya çalışıyoruz, yön göstermeye çalışıyoruz. Ve bugüne kadar çok şükür ki hangi konuda öngörüde bulunduysak, hangi konuda uyardıysak, benim uyarılarımda %100 bir isabet vardır. %100. Yani ne dediysem bugüne kadar, hangi konuda ne dediysem %100 isabette bunların hepsi Evet. gerçekleşti. Ama ben bir konuda bir şeyde uyarıda bulunamıyorum. Artık bir şey de söylemek de istemiyorum. Ya halkı tanımakta güçlük çekiyorum. Diyorsunuz ki insanlara, bu siyasi iktidarla yol yürürseniz çocuğunuz işsiz kalacak. Elektrik paranızı ödeyemeyeceksiniz. Su paranızı ödeyemeyeceksiniz. Gaz paranızı ödeyemeyeceksiniz. Geleceğiniz kararacak. Evinizi ısıtamayacaksınız. Aç kalacaksınız. Büyük bir mağduriyet yaşayacaksınız. Yapmayın, etmeyin diyorsunuz. Gidiyor, oy veriyorlar. Niye Bunu peki? Bunu, biz de bunun sebebini güzel. anlamaya Şimdi bunu konuşalım. çalışıyoruz. Bakın. 22 milyon insanımız, devletin resmi rakamları. Tam 22 milyon kişi devletten aynı ve nakdi yardım alarak hayatta kalmaya çalışıyor. Yardım mı 22 yani? milyon, evet. Evet. 22 milyon. Ülke nüfusunun dörtte biri devletin ayni ve nakdi yardımlarıyla hayatta kalmaya, canlı kalmaya mücadele ediyor. Şimdi siz çırpınıyorsunuz, diyorsunuz ki Evet. ya bak diyorsunuz. Bu iktidar geldi, sana pancar ekmeği yasakladı. Senin toprağını ekemiyorsun. Bu iktidar geldi, senin buğday, mısır, arpa, yulaf, işte nohut ekim alanlarını daralttı. Seni ekemez hale getirdi. Senin kullandığın mazotun üzerine inanılmaz vergi bindirdi. Senin hayvancılığını mahvetti. Sen bir hayvan besliyorsun, tam pazara götürüp satacaksın. 3 kuruş cebine para koyacaksın. Çoluğuna çocuğuna aş olacak, iş olacak. Çoluğuna çocuğuna okul harçlığı olacak. Hemen Sırbistan'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan hayvan ithaline izin veriyor. Biz AKP iktidarıyla 80 milyar dolar hayvan ithaline para ödemişiz. 80 milyar dolar. Ya 80 milyar doların bırakın 8 milyar dolarını Kars'taki, Erzurum'daki, Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Ardahan'daki, Ağrı'daki köylümüze verseydik. O köylü İstanbullulara, el kapılarına göçer miydi? Bu kadar yoksullukla, açlıkla perişan olur muydu? Olmazdı. Ama maalesef bakıyorsunuz o ekmeği elinden alınan açlığa, yoksulluğa, soğuğa, perişanlığa, hastalığa, her türlü melanete iktidarın eliyle mahkum edilen köylü oyunu götürüyor, AKP'ye veriyor. Ya Urfa'da farklı mı? Urfa GAP bölgesi tek başına Türkiye'nin bugün ürettiği tarım ürünlerinin tamamının 3 katını üretebilecek potansiyele sahip. Diyoruz ki, ya arkadaş, lanet olsun senin Kanal İstanbul'una. 35 milyar dolar Kanal İstanbul'a para buluyorsun da niye 2 milyar dolarlık GAP projesine para bulup da o projeyi bitirmiyorsun? 2 milyar para bulsalar Türkiye her yıl 60 milyon ton buğday ithal ediyor. O buğdayı GAP'ta üreteceğiz. Türkiye her yıl 20 milyon ton mısır ithal ediyor. O buğdayı, mısırı bizim GAP'taki köylümüz üretecek, para onların cebine girecek. Aynı şekilde arpa, yulaf, pirinç, biz Ne dünyanın yiyorsa. birçok ülkesindeki çiftçiyi abat ettik. Evet. Ama kendi çiftçimiz açlık, yoksulluk, el kapılarına göç ve devletin kapısının önünde fakir fukara fonlarında kömür makarna kuyruklarında. Bu nasıl bir hayat?
Bunu izah etmesi gerekenler onlar. Konya. Bu kadar verimli topraklar. Türkiye'nin en verimli toprakları Konya'da. Sivas'ta. Altındere'de, İzmir'de. Samsun'da, Çarşamba'da. Sayın Sakarya, Adapazarı Ovası'nda. İnanılmaz bereketli topraklarımız var. Ama bu bereketli topraklar ekilmiyor ve biz AKP iktidarında 220 milyar doları dünyanın bir takım ülkelerine veriyoruz. Kendi çiftçimiz açlıkla boğuşuyor. İşte elektrik faturasını ödeyemeyen 3 milyon ne kadarmış? 3 milyon 638 bin. Elektrik. Evet, ödeyemeyen. 710 bin de gaz faturasını ödeyemeyen 4 milyon kişi. Gaz daha çok artar. Düşünün yani şimdi zaten gaz insanlar kullanmıyorlar. Evet. Kapattılar banaları. Evet. İnsanlar evlerinde çeşitli ısıtma yöntemleri geliştirmişler. Ankara'da, başkentte Sincan'dan bir aile geldi yanıma bir konu için. Evet. Biz dediler evde kapattık Haluk Bey. Peki nasıl ısınıyorsunuz? Vallahi ilkel yöntemlerle soba kurduk. İşte odun modun böyle idare ediyoruz yani. Gaz, misafir gelirse gazı yakmaya bakıyoruz. Ama misafir yoksa gaz maz yakmıyoruz. Yakacak halimiz yok. Çok doğru. Şimdi peki o zaman soruyorum ben. Bu yoksulluğun inanılmaz bir düzeyde yaşandığı bölgelerde oylar kime gidiyor? Oylar AKP'ye gidiyor. Niye? Niye? Çünkü 70 yıldır Amerika, emperyalizm bu bölgedeki insanlara dini dayattı. 1928'de Müslüman Kardeşler Örgütü Mısır'da ihdas edildi. İlk doğduğu yer Mısır'dır Müslüman Kardeşler'in. Hasan Benna diye birisi biliyorsunuz. 1928. Ne enteresandır. Bu Müslüman Kardeşler Örgütü'nün doğduğu tarihte Mısır'da Nasır, Mısır'dan geçen Süveyş kanalı Mısırlarındır kardeşim. Bu kanalı Süveyş'e alıp Mısırlara vereceğim dediği tarihtir. Ve peki Müslüman Kardeşler'in finansmanını kim yapıyor? Suudi Arabistan. Mısır'da bu Müslüman Kardeşler'in o tarihteki finansmanını kim yaptı? Süveyş kanalını işleten şirket. Kimdi o şirket? İngiliz-Fransız ortaklığıydı. Sonuç itibariyle bu coğrafyanın, Avrasya coğrafyasının geride kalması Batı'nın ileriye gitmesi için elzemdir. Olmazsa olmaz koşuldur. Petrol burada, gaz burada, doğal kaynaklar burada. Dünyanın en gelişmiş ticaret bölgeleri burada. Dünyanın en verimli toprakları burada. En verimli toprakları. Ya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin özellikle GAP bölgesi, Babil bölgesi yani Fırat'la Dicle'nin arasındaki bölge dünyadaki en verimli toprakların olduğu bölge. Bu bölgeye sahip ülkelerden birisi Irak. Kişi başına geliri 2500 dolar. Açlıkla, sefaletle boğuşuyorlar. Dünyanın en büyük gaz ülkesi, dünyanın en büyük petrol ülkesi. Öbür tarafta komşu ülke Türkiye. Dünyanın en önemli tarım topraklarının üzerinde oturuyoruz. Evet. 220 milyar dolarlık tarım ürünleri ithal ediyoruz. Bunu halk sormalı. Oyunu AKP'ye gidip verip çocuğunu el kapılarına muhtaç edip açlıkla göçe mahkum eden o sormalı. Yani din mi sadece bunun sebebi Haluk Bey? Cehalet ve din. Din İslam dini değildir. Geçen söylüyorlar ya bu din İslam dini değildir. Artık birçok kişi diyor ki bu Vahabilik, bu Arabizm, bu Arap kültürü, bu Arapları geri bırakmış olan anlayış, zihniyet şimdi Türkiye'yi de işgal etmeye başladı. Türkiye düne kadar AKP'den öncesinde bu coğrafyanın en güvenilir ülkesi, refahı en yüksek ülkesi, en özgür ülkesi, en adil ülkesi, en demokratik ülkesi. Ama AKP ile birlikte şu anda Türkiye bir serseri mayın gibi bir gün Orta Doğu'da, bir gün Avrupa'da, bir gün Güney Amerika'da nereye çarpacağı belli değil. Bir garip ülke haline geldi. Neden? Çünkü bir tek akla teslim edildi. Bir tek akıl nereye gidiyorsa o gün oraya gidiyoruz. Akıl oradan geri dönüyor, oradan dönüyoruz geriye. Bir garip durum. Yani ben bir teröristle masaya oturmam diyorsunuz. Kayseri'den benim işte PKK ile görüştüğümü söyleyen şerefsizdir diyorsunuz. Arkasından Oslo'da görüşme talimatını ben verdim diyorsunuz. Bu yani mantık bu. Anladım. Herkesi yaftalayacaksın. İnsanlara itham edeceksin. Halka sürekli yalan söyleyeceksin. Ondan sonra da o halk da senin yalanlarına inanacak. İnanıyorsa sonuç bu. Devam etsinler. Şimdi halk inanıyor diye eleştiriyorsunuz. Ama biraz da siyaseten değerlendirmek lazım. Siyaseten halkın bu tercihlerine cevap verecek bir mevcut yapı haklısınız. Var mı? Haklısınız. Bunda %100 haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Halkın beklentileri bir aklı başında
kabul edilebilir bir programa bağlanamadığı sürece halk bu tereddütleri yaşamaya devam edecek. Muhalefetin görevi iktidara laf yetiştirmek değildir. Elbette iktidarı eleştirecek, iktidara en ağır eleştirileri yönlendirecek ama halkın önüne de kabul edilebilir o beklentilerini çözümleyebilir, o sorunlarını ortadan kaldırabilir bir program, bir proje sunmalı. Şimdi ülkede 22 milyon insan devletten yardım alarak geçiniyor. Sendikalar perişan, sendika üyelikleri mahvolmuş, insanlara baskı yapılıyor sendikalardan istifa edin diye. Memur başını kaldıramıyor. Sokakta 3 tane kadın kadın cinayetlerini protesto ediyorlar, kafalarına cop yiyorlar. Yerlerde sürünüyorlar. Üniversitede öğrencilerimiz aç. Sabah kahvaltısı istiyor ya, bir tas çorba istiyor. Bir elinde cop olan birisi inanılmaz zebane gibi vuruyor. Kafalarına vuruyor. Kim o vurdukların? Kim? Bu ülkenin geleceği bizim çocuklarımız. Niye vuruyorsun? Ne istediler de vuruyorsun? Çorba istediği için kafasına cop yiyen herhalde dünyada başka bir ülke yoktur yani. Evet, maalesef. Buna rağmen sen hala Türkiye'de efendim işte artık sol bitmiştir, bundan sonra başka şeyler vardı diyorsan hiç kusura bakmayacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu, onu kastediyorsunuz. Evet. Bugün sağ sol yok, demokrasi ve karşıtları var. İttifakımız büyüyecek diyor önümüzdeki dünyada. Dünyada yükselen inanılmaz bir sol var. Dünya artık kapitalizmin küreselleşme adı altında büyük bir felakete doğru sürüklediğini farkında. Bütün dünya farkında. Herkes itiraz etmeye başladı. Yeter artık diyorlar. Dünyanın her tarafında sol değerler yükselmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri bile, Trump bile sol değerlerle siyaset yapmaya başladı. Üretim ekonomisi dedi. Küreselleşmeyi terk ediyoruz dedi. Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler'de Trump, Birleşmiş Milletler konuşması sahnesinde şunu söyledi. Bugüne kadar dedi, dünyaya biz Amerika Birleşik Devletleri olarak küreselleşmeyi dayattık. Ama bunun dünyada büyük bir felaket getirdiğini görüyorum. Amerika'nın çıkarlarına da ters düştüğünü görüyorum dedi. Artık Amerika Birleşik Devletleri ulus devlete doğru dönecektir. Üreten ekonomi ulusal ekonomiye dönecektir. O gün bugündür dünyanın bütün ülkeleri küresel politikalara, küresel sömürü düzenine itiraz etmeye başladılar. Ve herkes sol değerlerle siyaset yapıyor. Sol değerler bugün İsveç'i nereye taşıdığını, Danimarka'yı, Norveç'i, Finlandiya'yı işte nerelere taşıdığını herkes görüyor. Fransa'da Cezayirli göçmenlerin Fransa'yı kan gölüne çevirdiklerinde yaktı yıktıklarından sonra biliyorsunuz Macron geldi. Neyle geldi Macron? Dedi ki artık biz Türkiye Fransa'da ciddi anlamda kamu ekonomisini tekrar gündeme taşıyacağız. Fransa metroları kamulaştırmaya başladı. İngiltere ulaşım sistemini, raylı sistemleri, devlet demir yollarını kamulaştırmayı konuşuyor şu anda. Dünya solu konuşuyor artık. Sol değerli. Neden? Çünkü 1.5 milyar insan, yani 1.5 milyar insan dünyada günlük 1.25 sentte yaşamaya çalışıyor. Artık kimse bunları gizleyemez. Dünyanın yükselen yıldızı soldur. Sol. Dünya sol görüyor artık. Açlık varsa sol vardır. Yoksulluk varsa sol vardır. Sömürü varsa sol vardır. Sendikalaşma olacaksa sol vardır. Sol yoksa insani değerler çökmüş demektir zaten. Bunu birilerine işte efendim biz ittifak kuruyoruz. Ne ittifak kuruyoruz biz? İttifakı eğer halkın beklentilerinde, halkın vicdanında, ülkenin çıkarlarında, bu ülkenin dengelerini de kurmuyorsanız o kurulan olan ittifak değildir. Abdullah Gül hatasından daha büyük bir hatadır böyle bakmak. Abdullah Gül büyük bir skandaldır. Allah'tan olmadı. Ama olma ihtimali var mı peki? Hiç öyle bir şey yok. Abdullah Gül Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir şekilde Abdullah Gül'ün hangi emperyal projelerine hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. 2003 yılında Colin Powell'la imzaladığı sözleşme hala Türkiye'nin arşivlerinde duruyor ve o sözleşmedir Türkiye'nin başını belaya sokan ve o sözleşmeden dolayı bu ülkenin ordusu, bu ülkenin yargısı, bu ülkenin bürokrasisi, o sözleşme ve onun müsebbibi olan Abdullah Gül sayesinde bu hallere gelmiştir. O değil midir ki bir uygun deliller bulun, uygun da bir savcı bulun, bunları yargılayın diyen o değil midir? O Abdullah Gül değil midir? Bir gün gelecek Abdullah Gül de yargılanacak. Yargılanmalıdır. Bugüne kadar yargılanmaması da Türkiye adına gerçekten büyük bir kayıptır. Çıkıp hesabını vermelidir. Uygun delilleri bulun, bir uygun da bir savcı bulun, yargılayın ne demektir? Bu sorunun cevabını mutlaka vermeli. Bu soruyu da sormaya devam edeceğiz. Burası Atatürk'ün partisi. Atatürk
bu halkın tamamını kucaklamış. Peki bir kayma görüyor musunuz Sayın Pekşen? Yani Türkiye'de iktidar olmanın yolu artık muhafazakarlaşmaktan, sağa kaymaktan mı geçiyor? Hiç öyle değil. Türkiye'de iktidar olmanın bir tane yolu var. Bütün siyasi partilere bakın. Türkiye'nin siyasi tarihine bakıldığı zaman iktidar olmak için bir tek ölçü. Tencere. En önce tencere. Ecevit nasıl geldi? Toprak ekenin, su kullananın dedi. Halk dedi ki bir dakika. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen dedi. İnsanlar dedi ki evet. Efendim işte %25'i geçemiyor dedikleri var ya CHP ile ilgili. Ecevit %40'lara sıçrattı. Niye? Çünkü insanların tenceresine dokundu. Arkasından Özal geldi. Ne dedi? Köprüyü satacağım, özelleştireceğim. Oradan elde ettiğim parayı Türkiye'nin orta direk altındaki yoksul insanlarına gelir yaratacak iş ve istihdama yatıracağım dedi. İnsanlar dedi evet ya biz bu yoksul düzenden kurtulacağız. O zaman Özal iktidar yapalım. Sonra Demirel iktidar oldu. Neyle iktidar oldu? İki anahtarla. Ne dedi? Herkese bir ev, herkese bir otomobil dedi. Evet doğru. Herkesin kim ne veriyorsa beş fazlasını ben vereceğim dedi. Ne söylemiş? Tencereye bir şey söylemiş. Bunlar niye geldiler? Bunlar ne dediler? Dediler ki ya bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Çalmasınlar, çaldırmasınlar. Bu ülkede herkes hakça insanca yaşayabilir dediler. Üç yeğiyle gelmişler. Evet. Biz zaten mütedeyyin insanlarız. Bir ırka bir çorbayla geldik. Biz bu halkın, bu yoksul halkın aşını işini garanti ediyoruz, taahhüt ediyoruz dediler. Öyle iktidar oldular. Yani insanlar öyle başka gerekçelerle gelmediler. Geldiklerinde tek neden budur. Öyle sağmış, solmuş, muhafazakarlık, işte biz gerçek muhafaza. Bırakın bu tartışmaları. İnsanların beklentileri temeli olan, altyapısı iyi hesaplanmış, kabul edilebilir bir projedir. Toplum projelere bakıyor. Önüne koyduğunuz projeye bakıyor. Projeyi alıyorsa oyunu da veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir proje. Belediye başkanının yaptıkları bir proje. O projelerini ortaya koyuyor. Halk her geçen gün daha çok destek vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje yapıyor. Köylüye dokunuyor. Köylüye kooperatifler kurdurtuyor. Köylünün kurduğu kooperatiflerle ürettiği ürünleri belediye ollaklarıyla satın alıyor. Satın alma gayreti içerisinde onlara pazar imkanları buluyor. Halk daha çok güven vermeye başlıyor. Yani şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyükşehir belediyelerinde çok ciddi bir hakimiyetimiz var. Yapılacak ilk işimiz bu belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekim merkezi haline getirmektir. Kapitalizmin bir kuralı var. Kazanan her şeyi alır. Belediye başkanları kazanan her şeyi alır mantığıyla hareket edemezler. Kazanan onlar değil. Kazanan diye bir şey yok. Türkiye bir büyük badireyi yerel seçimlerde hep birlikte durdurdu. Bu bir nefes alma fırsatı oldu. Anladım. Şimdi buradan yapılacak olan şey şu. Belediyeler doğrudan üretim kooperatiflerine dokunmalı. Köylüye dokunmalılar. Mesela ben belediye başkanı olsam Kars'ta işte üretilen peynirdir, kaşardır, bilmem nedir. İşte Ardahan'da Kars'ın kazı üretiliyor. Ardahan kazı üretiliyor. Bunların tamamına büyük şehirlerde pazar olanakları sunarım. Belediyenin ihtiyaçlarını öncelikle onlardan alırım. Kooperatiflerden alırım. Kooperatiflerde ihalelerde öncelik sağlarım. Kooperatiflerin ödemelerinde hızlandırma yaparım. Kooperatifleri desteklerim. Önceden sipariş veririm. İşte zeytini alacaksam, zeytinyağını alacaksam kooperatiften alırım. Et alacaksam Erzurum'da giderim. Hayvan yetiştiricileri birliklerini onları bulurum. Oradan onlara sipariş verdirtirim. Marketleri burada onların ürettikleri ürünleri almaya zorlarım. Çok açık söylüyorum yani. Ankara'da alışveriş merkezleri var. Hipermarketler var, marketler var vesaire. Öyle piyasa boş değil. O kadar elini kolunu sallaya sallaya ticaret yaptırtırma. Ben söylüyorum yani. Erzurum'dan eti alacaksın kardeşim. İşte İskenderun'dan işte oradaki bakliyatı alacaksın. Hatay'dan gideceksin, bakliyat ürününü alacaksın. İşte Urfa'dan, GAP'tan gideceksin. Bilmem işte orada ne üretiliyorsa onları. Benim ülkemin ürettiği insanların ürünlerini alacaksın. Ve bunu da doğrudan üretim kooperatiflerinden alacaksın. Yani üretime yatırım yapıyorsun, o da sana geri dönecek tabii ki. Zaten. Yani ne demek 22 milyon insanımız aç ve yoksul ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Utanç duyuyorum ben ya. 22 milyon aç, yoksul seçimde de oyu AKP'ye veriyor. Açlığa rağmen yani. Bu nasıl bir inat, nasıl bir aşk anlamak mümkün değil. Yani. Bence bunu anlamak için sosyologlara sormak lazım. Yani nedir bunun arkasındaki gerçek? Anladım.
Peki şimdi mevcut durumu itibariyle bir erken seçim olur mu? Bu bizim ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı olursa Türkiye'nin gündemi erken seçim olur. Bizim kurultayımız geçer, erken seçimde kalkar gündemden. Olmalı mı peki? Ya böyle bir şey. Tabii ki olmalı. Türkiye mutlaka seçime gitmeli. Ya bir muhalefet partisi, şimdi hepsini soruyorum. Erken seçim istemeli mi? Anayasa derhal değişmeli. Bugün bakın anayasaya geçmişte mecliste avazımız çıktığı kadar haykırdık. Sokaklarda çıktık, konuştuk, televizyonlarda anlattık. Günlerce, gecelerce mücadele ettik. Bu anayasa bu ülkeyi büyük bir uçuruma taşır. Bu anayasa bu ülkede toplumu ayrıştırır, bu ülkede denge denetimleri kaldırır. Bu anayasa bu ülkeyi felakete sürükler. Ne dediysek doğru çıktı. Şimdi o günlerde anayasa pullarını sallıyordu bize. İşte Ahmet Davutoğulları, Ali Babacanlar, Mehmet Şimşekler mangalda kül bırakmıyorlardı. Şimdi Allah'ım affet diyorlar bizi. Geçmiş olsun. Bu ülkenin en birinci sorunu anayasasıdır. Türkiye demokratik bir anayasaya ulaşmadıkça adaleti tesis edemez. Adaleti tesis etmediği sürece bu ülkenin barış içerisinde bir arada huzurlu, üreten, çalışan, geleceğe umut bağlayan bir ülke olması mümkün değildir. Her şey adalettir. Adalet yoksa o ülkede din de yoktur. Ne diyor Hazreti Ali? Devletin dini adalettir diyor. Adalet yoksa devletin dini de yoktur. Adalet var mı? Yargıtay Başkanı söylüyor. Adalet yok diyor. Bana diyor gelen pusulaları çöpe atıyorum. Sana birisi pusula gönderiyorsa o pusulayı üzerine dilekçe ekleyip savcıya teslim etmen gerekir. Görevin o. Yargıtay. Evet. Yargıtay. Daha ne söyleyeyim? Daha ötesi var mı? Tuzun hali bu. Valla Haluk Bey demek ki o zaman hani umutlanmamıza daha var. Çünkü vallahi bunu yapacak bir irade var mı yok mu diye tartışıyoruz olacak. Ne yazık olacak. Ki. Olacak. Ben şunu söylüyorum. Ben hiç umudumu kesmedim. 17 yıldır işte bu iktidarla muhalefet hani ediyoruz. Hani hep dip dip deniyor ya. Daha demek ki öyle görünüyor. Daha benim de bakın var. Şöyle söyleyeyim. Sizinle mi yayına çıkmıştık? Hı-hı. O yayını sizinle mi yapmıştık? Hatırlamıyorum şu anda ama. 2016 yılında çok büyük bir dip dalga geliyor demiştim. Hı-hı. Yerel seçimlerde Türkiye AKP'ye büyük bir ders verecek demiştim. Evet. Ve iyi planlayabilirsek bu yerel seçimlerdeki dersin arkasından iktidara doğru çok hızlı gidebiliriz demiştim. O dip dalga asıl tepe noktasına varmadı. O dip dalga Türkiye'de anayasa referandumdaki hayırı sandığa yansıttı. Hı. Yerel seçimlerde böyle büyük bir sürpriz olmadı. Kendimizi kandırmayalım. Anayasa referandumunda İstanbul'da hayır çıktı mı? Çıktı. Evet. Ankara'da, evet. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da hayırlar yerel seçimlerde sandığa gitti. Yani CHP'nin büyük başarısı olarak değerlendirirsek hata yaparız. Hı hı. Yanılgıya düşeriz. Hı hı. Anayasa referandumundaki bu ülkenin geleceğinden endişe eden insanlar aynı endişeyle yerel seçimlerde oy verdiler. Ama şimdi bu endişeden başka bir noktaya taşımak lazım bu durumu. Endişeyi gördük, sandığa taşınabilecek oranında gördük ve onun sonuçları alındı. Şimdi endişenin üzerine umudu koymak lazım. Nasıl koyacaksınız? Endişenin üzerine umudu çok ciddi bir programla koyabilirsiniz. Yani toplumun beklentisi olan programları Cumhuriyet Halk Partisi yapmalı. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna ilişkin zaten çok güçlü bir altyapısı, seçmen kitlesi var. Ya üniversite mezunlarının %67'sinin oy verdiği bir parti. Bu partinin mühendisi var, bu partinin işte mimarı var, doktoru var, veterineri var, işte ziraat mühendisi var, var. Dünyanın en iyileri. Dünyada hiçbir partinin seçmeninin %67'si üniversite mezunu olmaz. Yok. Böyle bir şey yok. Öyle. Seçmeninizin %67'si üniversite mezunu olacak ve siz onlardan yararlanmayacaksınız. Ben olsam, yemin olsun yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini bir laboratuvara, bir enstitüye, bir araştırma merkezine dönüştürürüm. Oradan inanılmaz bir Türkiye çıkar. 20 katlı genel merkezimiz yönetilemiyor var. Yönetilemiyor mu diyorsun? Ben yönetilemiyor demiyorum. Ortaya çıkanı söylüyorum. Ortaya çıkan bu. Hı. Bu sonuçlarla eğer başarı varsa, halk memnunsa benim için sorun yok. Ama yok.
Yani bakıyorsunuz o kadar kıymetli insanlarımız var ki, bilim insanları var, aydınlar var, geçmişte bürokrasinin içerisinden gelmiş insanlar var, dış politikada müthiş değerlerimiz var, yargıda inanılmaz yeteneklerimiz var, üniversite camiasından gelenler var. Bütün bu potansiyeli harekete geçirmiyoruz, geçiremiyoruz. Partiyi kilitlemişiz, bir küçük grup, o grupla birlikte işte iktidar olacağız. Ya böyle bir şey yok. Ne kadar çok geniş, ne kadar çok kapsayıcı olursanız, o kadar çok iktidara dokunursunuz. Bizim genişlikten, kapsayıcılıktan anladığımız ne? Genişlikten anladığımız Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu. Ya yok ya, bitmiş. Bitmişler bunlar. Toplumda karşılıkları yok. Siyasi karşılıkları yok. Bagajları inanılmaz dolu. Ve o bagajlar Türkiye'nin bugünkü felakete sürüklenmiş olmasının en asil sebepleri onların sırtında. O bagajları niye biz üstlenelim ya? Niye? Türkiye'de binlerce Ali Babacan var, binlerce Abdullah Gül var, binlerce Mehmet Şimşek var, binlerce Ahmet Davutoğlu var. Onlardan fersah fersah daha iyi, son derece kaliteli, donanımlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömrünü vermiş olan bilim insanları var, aydınlar var, siyasetçiler var, hukukçular var. Niye onları kucaklamıyoruz? Niye bunları bir enstitü gibi çalıştırmıyoruz? Yani söylenecek çok şey var. Kurultay süreci yaklaşıyor. Evet. Giderek de söyleyeceğiz tabii ki. Böyle bir düzen yok. Böyle bir anlayış yok. Tabii ki söyleyeceğiz. Tabii ki söyleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bir enstitü gibi çalışmalı. Bu partinin örgütleri beklenti içerisinde yerel seçimler çıkmış. Yerel seçimlerden bugüne gelmiş. Ortada artık biz muhalefet değiliz. Yerel seçimlerde iktidarız biz. Muhalefet gibi davranamayız. İnsanlar bizden oy verin gitsinler dediniz diye, oy verin birlikte yönetelim diye şimdi hesap soruyorlar. Diyorlar ki biz oy verdik, evet, şimdi yönetin diyorlar. Evet. Hadi evet, oy verdik, yönetin İzmir'i, oy verdik, yönetin İstanbul'u, yönetin Ankara'yı. Yönetmeliyiz. Yerel seçimlerde iktidarız biz. Eğer iktidarı, yerel seçim iktidarını başarıya çevirirsek Türkiye'yi teslim ederler bize. Ama orada yerel seçimlerde kazanan her şeyi alır mantığıyla, ben belediye başkanıyım, ben kazandım gibi bir egoyla bundan sonra devam edersek eyvahtır. O zaman durum eyvah olur. Evet, bütün bunları kurultayda dile getireceğim dediniz. Türkiye bir çıkış yolu arıyor. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi bunun neresine bilim, olacak? Bilim, akıl, program, proje, kararlılık ve ısrar. Bütün bunları yaparsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Her zaman söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Dünyada ve özellikle Türkiye'de iktidar olmak hedefiyle kurulmuş olan ve var olan bütün siyasi partiler iktidar olurlar. Hedef bir parti iktidarsa diyorsunuz. Evet, bir parti iktidar olmak istiyorsa %100 iktidar olur. Türkiye'de iktidar olmaktan kolay daha hiçbir şey yoktur. Türkiye'de eskiden iktidar olmak için 3 tane bileşeni bir araya getirmeniz gerekiyordu. Bunu her defa söylerim ben. 1. Tencere. 2. Gelecek, yani çocuklarınıza iş ve gelecek kaygılarını eline alacak bir program. 3. Aile bireylerinin, herkesin refah içerisinde ne olacak bu ülkenin hali diye sorduklarında o sorunun kabul edilebilir bir cevabını bulmaktır. Siyasetin 3 temel ilkesi bunlardı. Şimdi ikisinden vazgeçtik. İkisinden vazgeçtik. Yani gelecekten lanet olsun ya. Hayatımız bitti diyoruz ya. Gelecek gitti. Peki çocuklarımız, ya çocuklarımızın işi aşı neyse bir tencereyi de bölüşürüz. Bari tencereye bir şey koyun. Bari tencereye bir şey gelsin. O da yok. Anladım. Muhalefet iktidar olmak istemiyor o zaman. Ben iktidar olmadığını görüyorum. İstese olur, olduğunu da söylüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Pekşen değerli yorumlar için. Sevgili seyirciler, Sayın Ölük Pekşen oldukça dolmuş tabii, malum Türkiye'nin hali, onu dile getirdi. Çok önemli açıklamaları oldu. Biz de dinledik, sizlere ilettik. Bizim TV'de bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.